Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ben battaniyemi örmüştüm. Videosunda göstermiştim arkadaşlar, sizinle paylaştım. Şimdi ona kenar örneği yaptım. Şöyle tam gözükmesi için şöyle koyu bir renge getireyim. Şöyle köşeleri de çok düzgün oldu. Çok da yumuşak zaten battaniyem. Kenar örgüsü de öyle oldu. Şöyle çok kaba olmayan bir örnek istedim. Çünkü şu biraz koyu olduğu için açık renk daha güzel durur diye böyle ortasındaki renkten aynısından kenar örgüsü yaptım arkadaşlar. Şimdi onu sizinle paylaşayım. Bu battaniyeyi yapmayı düşünüyorsanız kenar örneğini de nasıl yapayım, örneği yok diye hani şey olmayın. Bunu da paylaşayım arkadaşlar sizinle kendi yaptığımı. Artık karar sizin, nasıl isterseniz o şekilde battaniyenizi kenar yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben şöyle şu bordo ipin, mor ile bordo arası bir ip bu. Şimdi tam bu altına bir sıra kendi renginden gittim. Şöyle trabzan gittim. Şu aralardaki zincirler, üç zincirlerin içini, şöyle aralarda iç zincirler var dönüşlerdeki. Siz de yaptığınızı. Bunların aralarını üçer üç, üç trabzan, üç trabzan doldurarak bütün bir sırayı dolaştım. Ondan sonra altı düzgün dursun diye şöyle. Şimdi beyazdan da krem rengimden de kenar örneğini kurdum arkadaşlar. Şimdi şöyle başına doluyorum ipin. Şu şey olmasın diye 4, 1, 2, 3, 4. trabzanımın tepesine şöyle trabzan yaptım. 3, buraya 4 tane yapıyorum. 4 trabzan. Bir, iki tane zincir çektim. Şu trabzanımın içini 3 tane trabzan dolduruyorum. Tekrar başına doladım. Şu doldurduğum yere de yine 3 trabzan yaptım. Bunu arkadaşlar, bu örnek çok yakıştı. Diğer battaniyelerinize de çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra şimdi şuradan sayalım. Yine 4. trabzanımın tepesine bir sık iğne yaptım. Başına donadım. 4. 1, 2, 3, 4. trabzanıma tepesine bir tane trabzan. Burayı 4 tane dolduruyorum. Yine 4 trabzan doldurduktan sonra 2 tane zincir çektim. Başını doluyorum. Şu trabzanın içini görebiliyorsunuz. Şu trabzanın içini 3 tane dolduruyorum. İlk baştakini 4 doldurmamın sebebi şu oraya geçtiği için burada 3 kalıyor. Şimdi tekrar burayı da 3 dolduruyorum. Bütün hepsi 3-3 olmuş oluyor. Şöyle arkadaşlar. Tekrar 4. trabzanımın tepesine sık iğne yaptım. Başını doladım. Trabzanımı yapıyorum şimdi. Bu şekilde yaparak devam ediyoruz. Altına bir sıra trabzan gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok düzgün duruyor öyle. Düzgün olması gerekiyor. O girinti çıkıntılarını alıyor. Aynı renkten de olur, başka renkten de olur. Ben bir sıra gittim. Tekrar. Başını doladım. 4 trabzan. Bu şekilde bütün bir kenarı dolaşıyoruz. Köşelere geldiğinizde de dikkat ederseniz köşelerde de tam köşeye denk gelsin. Oralarda birazcık 4 değil de 3 trabzan yapabilirsiniz mesela. O şekilde denk getirin arkadaşlar. Şimdi bunu da yapalım. Şöyle. Ondan sonra 4. trabzanıma battım. Sık iğne. Başını doladım. Bir tane daha yapayım arkadaşlar. Şöyle.
1, 2, 3, 4 tane yaptım. 1, 2 tane zincir çektim. Şu trabzanımın içine 3 tane doldurdum. Başını doladım. Tekrar aynı yeri 3 tane daha dolduruyorum. Bunu battık arkadaşlar. Bu şekilde kenar örneğimiz bu şekilde oluyor. Çok da güzel oldu. Kenarı tam köşelere böyle denk getirin arkadaşlar. Şu tam şu köşeye bir tane örnek denk getirin. Köşeleriniz düzgün dursun. Benim de gayet düzgün oldu. Köşelere denk geldi. Şöyle bunu sizinle paylaşmak istedim. Bu kenara geldiğimizde de arkadaşlar buraya sık iğne batacağız. Attıktan sonra da bununla şöyle aldığımız zaman bu da buradan toparlanmış olacak. Bitişimiz de o şekilde olacak. Bu bir sıra trabzanı geçmeyi unutmayın. Şöyle 3 zincirlerin içine 3 3 3 3 doldurdum. Şu ara, dönüşteki zincirlerin içine 3 trabzan, 3 trabzan, aralarda zincir yok. Böyle böyle hepsini dolaştım. Evet arkadaşlar, battaniyemizin kenar örneği de bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben sizin beğeneceğinizi umarak bir de kendim beğendiğim için paylaşıyorum. Yani yaptığım şeylerin de kendim beğendiğim şeyleri paylaşıyorum. Beğenilmeyen, kendim beğenmediğimi kanalımda paylaşmıyorum. Benim beğenmem gerekiyor. Yani bu da olmuş olsun diye yapmıyorum. Örnekleri özenerek seçiyorum. Özenerek yapıyorum. Yani sadece örnek koymuş olmak için koymak istemiyorum. Yaptığım bütün şeylerde kendim kullandığım örnekler. Bazılarını kendim çıkartıyorum. Bazılarını bir yerlerden alıyorum. Daha çok yabancı kanalların şeylerinden daha çok yararlanıyorum. Kanallarından, örgülerinden. Bazılarını kendim oradan gördüğümü başka bir yorumla tamamlıyorum. Mesela bunu kendim yorumladım. Daha önce yapmıştım. Bunu bu şekilde yorumladım. Belki de vardır. Onu görmedim yani. Varsa da bilmiyorum. Arkadaşlar, kanalıma seyrediyorsanız, beğeniyorsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. İnşallah beğeniyorsunuz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size. Hoşça kalın.